Burası atalarımızın Bursa, İzmit, Bozüyük, Bilecik gibi yerlerde gitmek için kullandıkları evvelki ana yolu. Yani katırlarla, eşeklerle, beygirlerle, develerle buralara gidip tacirlik yapan işte bu 1500 yıllık ana yoldur burası bizim Çukurköy'le birlikte. Gelip geçtikleri yolla da işte bu gördüğünüz yüksek kaldırım denilen yer. Yağcı yolu derler buraya. Eski dilden. Yunanlı burası Deve Kayası bölgesine doğru uzanıyor. Oradan da sol tarafa daha yol dönüyor. Bu saydığım yerlere ulaşılıyor buradan da. Bilecik, Bozüyük, Bursa bölgesine. Bu topraklar olduğu gibi burası. Kayıköy bölgesinin üzerinde bu top gördüğünüz bu orman bölgesi. Yüksek kaldırım dediğimiz yer Ertuğrul Gazi zamanından Davşanlı Ulu Cami'nin yapıldığı zamanlardan, Yıldırım Beyaz Han zamanından, yani Yıldırım Beyaz Han Davşanlı'ya geliyor işte. Orada kalıyor. Davşan'ın bol olduğundan, soğuğunda çok olduğu için buraya bizim tavşanın ismini tavşan olarak koyuyorlar. Burla, Bozüyük, Bilecik, Arifler köyleri, Arifler köyü çevresindeki bütün Domanış bölgesine dayanır burla, Haymana. Oraya kadar ulaşan bir yolculuk setti burası. Yağcı yolu derler, eski yağcı yolu. Binlerce yıllık geçmişi vardır bu yolumuzun, atalarımızdan. Şu gördüğünüz soldaki tarlada da yine eski yerleşim merkezidir. Görürsünüz. Tabii atalarımızdan, dedelerimizden. Atalarımızda, dedelerimizde Çukurköy'ün kurulması da Ertuğrul Gazi zamanındandır. Aynen. Erenköy, Köprören, Devagayası, Çukurköy, Kayıköy, Beyköy. Bunlar çok eski bir tarihe dayalı bir köylerdir yani. Yolculuğumuz... Dünkü bugünkü bir yer değildir yani. Devam edelim. Yolculuğumuza devam edelim. Bu yol büyük ihtimal zamanında Kütahya'ya giden Tavşanlı Kütahya arası bir kaldırım taşlı yol. Ay. Bak ben yapan biliyor musun? Deva Kayası'ndan giden şuradan yola, anladın mı? Buradan ana yola çıkan giden benzinli. Buradan işte şu arkanda gördüğün Kızıltepe var. Savaşın olduğu yerler bu. Burası kızıl toprak bu şekilde. Savaşın olduğu yerler burası Yunanistan zamanında tarihte. Ertuğrul Gazi'nin de gelip geçtiği bölge. Bozüyük, Bilecik, Bursa yönüne giden bu tarihi yolumuz buradan gitmektedir. Şu gördüğüm orada eskiden yine binlerce yıllık çeşme vardır. O çeşme hala daha kullanmaktır. Bu dereden de gördüğün gibi şurada sağ tarafına bakarsan buradan da su geçiyor işte. Evet. Şu gördüğün yerle hem bütün bu bölge yerleşim alanı burada zamanında işte Nuh Peygamber zamanında batmış şehir burası da. Deva Kayası barajımız var. Yeni yapılan. Orayı da halkımıza takdim edeceğiz. İşte gördüğümüz yani bu bölge Kütahya bölgesi, Tavşanlı bölgesinin geçmiş tarihine ele alıp buralara da turistlere bir açılım yeri, yerli turist, yabancı turiste karşı bir açılım levhaları falan bir şeyler yollara dikilse daha iyi olur. Tarihimizi daha güzel şekilde bizden iyi de araştıran yurt dışındaki bulunan insanlar da buraya geleceğini zannediyor. Hiç olmazsa bir turist kazansın Tavşanlımız. Bir şeye mukayyet olsun herkes. Bu da yok. Yıllarca hükümetler değişiyor, neler geliyor gidiyor. Bizim tarihimiz, Tavşanlımızın tarihi şudur. Binlerce yıldır levlebicilik sanatımız yapılmış. Bugün Çukurköy'de 450 dükkan varken 50 tane 40 tane çıkmaz levlebicilikte. Bu da iflas etmiştir. Hiç olmazsa şimdiden geç kalmıştı. Hiçbir şey insana ölmedikten sonra bir şey geç kalmaz. Bir senelik ömrü de olsa, bir senelik ömründe çalışsa, meydana bir şey getirse, öldükten sonra da herkes ona dua eder. İsmini böyle atalarımızı bizim andığımız gibi binlerce yıl insan dua alır, anılır yani akan su gibi her şey. Sağ olun. Git. Buradan yani. Burla ta gösterdiğim Çukurköy'deki yerleşim merkezinden gördüğüm buradan 5 kilometrelik arasında bir mesafe buranın.